Sevgili çiçek severler, hoş geldiniz. Bugünkü çiçeğimizin ismi Sıklemen. Buna tavşan kulağı ya da buhuru meryem de denebilir. Avrupa'da ise İran menekşesi ismiyle anılmaktadır. Genellikle yaşam alanı orman açıklıkları ve kayalık alanlardır. Boyu 5 ila 20 santim civarındadır. Şubat ve Nisan aylarını kapsayan kış aylarında çiçek açar. En belirgin özelliği ise kalp ve böbrek şeklindeki güzel desenli yapraklarıdır. Çiçekleri 5 parçalıdır. Bunlar beyaz, pembe, koyu pembe renkte olabiliyor. Bazen de alıcılı renkleri de vardır. Bu çiçeğin anlamı aşk olarak tanımlanmıştır. Yani bu çiçek aşkı haberdar eder. Her zamanki gibi çiçek tanıtımlarımda yaptığım çiçeğin konuşlandırmasından başlayalım. Çünkü çiçeği ilk eve getirdiğimizde önemli olan çiçeği nereye bırakacağımız. Sevgili çiçek severler, bu çiçek serinlik ve soğuk seviyor. Soğukta gelişiyor, soğukta çiçek açıyor ve soğukta canlı kalabiliyor. Her çiçek gibi bu da ışık seviyor. Öyleyse bunu evimizde çok fazla tutmamamız gerekli. Mümkünse dışarıda serin bir yerde, gölgede bırakmamız en doğrusudur. Yaz aylarında da asla güneşe maruz bırakmayın. Mümkün olduğunca balkonunuzun güneş görmeyen en serin kısmına bırakın. Kış aylarında her canlı gibi eksinin altına düştüğü vakit hava sıcaklığı, bu da zarar görecektir. Bu çiçeği çok soğuklarda apartman boşluğuna ya da kapalı soğuk bir balkonunuza alabilirsiniz. Ama donlardan korumak durumundasınız. Bu çiçeği balkonunuzda ya da bahçenizde bakarken çok fazla cereyan bölgesine ya da aşırı rüzgar alan bölgeye bırakmazsanız çiçeğinizin sağlığı açısından iyi olur. Bu çiçek nemli ortamları sever ama çok fazla suyu sevmez. Kış aylarında kendisine bir defa su verebilirsiniz. Yaz aylarında ise haftada iki defa sulanması yeterlidir. Sıklemen çiçeğini sularken bilhassa yapraklarına ve çiçeklerine suyu değdirmemeye çok özen göstermelisiniz. Özellikle çiçeğin ortasındaki yumru denilen bölüme su değmemesi çok önemlidir. Çiçeği çürütebilir. Sevdiği toprağa gelince genellikle humuslu toprakları sever. Drenajının iyi sağlanması, kireçsiz ve verimli topraklar bu çiçek için çok uygundur. Saksı mevzusuna gelirsek, bu çiçek küçük saksıları seven bir çiçektir. Büyük saksıya bırakırsanız eğer enerjisini boşuna harcayacaktır. Küçük saksı da daha hızlı gelişecek, büyüyecek ve serpilecektir. Her çiçekte olduğu gibi saksı değişimi bu çiçekte de ilkbahar aylarında en uygun zamandır. Budamasına gelince çiçekler soldukça solmuş çiçekleri üzerinden temizlemeliyiz. Bu aynı zamanda zarar görmüş, solmuş, sararmış yaprakları varsa yapraklar için de geçerlidir. Bu bitkinin çoğaltılması iki şekildedir. Bir tanesi yumru ile çoğaltma, ikincisi tohum ile çoğaltma. Yumru işlemi genellikle ilkbaharda saksı değişimi yaparken yapılır. Eğer yumrular yeterli gelişime ulaşmışsa ayrılır, başka bir saksıya ekilir. Ama bu ayrım yaparken köklere zarar vermemek için çok dikkat edilmesi gerekir. Tohum çoğaltılmasında ise çiçekleri kuruduktan sonra çiçeklerin ortasında tohumlar birikmiştir. Bu tohumları alıp ilkbaharda ekebilirsiniz. Sevgili çiçek severler, bu bitki çok yıllık bir bitkidir. Dolayısıyla bu bitkiye sahip olduğunuzda yıllarca bunun keyfini sürebilirsiniz. Aynı zamanda kendisini de çoğaltacaktır zaten. Benim bu bitki hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim eksik kaldığım ya da sormak istediğiniz bir şeyler olursa yoruma bırakmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen abone olsunlar. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca videomu beğendiyseniz like'lamayı da unutmayınız. Çiçeklerinize, size, sevdiklerinize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hayırlı günler.